Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pivot stratejisini konuşacağız. Borsada uygulanabilecek pivot stratejisi bizleri çok ciddi anlamda servet sahibi zengin hale getirebilecektir. Özellikle bunu doğru bir şekilde sürdürülebilir şekilde senelerce kullanabilirsek borsada ve yatırımlarımızda ama özellikle de borsa yatırımlarımızda bizi rakiplerimize göre veya diğer yatırımcılara göre çok daha ön plana çıkartacaktır. Özellikle de kurumsal tarafta bireysel yatırım danışmanlarımızda tarafından, profesyoneller tarafından çokça uygulanan bir metottur diyebilirim. Yurt dışında daha popüler olan bir metottur. Bugün bunu konuşuyor olacağız. Bazılarımızın bunu bilinçsizce, istemsizce yıllardır borsa içerisinde bulunduğu için de yaptığını fark ediyor olacaksınız. Bazı özellikle de yaşı daha ileri olanların 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır her gün borsada işlem yapanların biraz daha ister istemez bunu bir refleks haline getirip çokça yaptıklarını göreceksiniz. Borsada pivot yapmak nedir? Neden önemlidir? Pivot yaparak nasıl borsada daha fazla kazanabiliriz? Gelin bunları detaylıca konuşalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Bu arada sizlerden özel bir ricam var. Bunlar eğitim videosu, bilgi içeren videolar olduğu için daha fazla beğeni butonuna basarak bunların ön plana çıkması sebebiyet verirseniz neden olursanız yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Şimdi başlayalım. Pivot farklı konularda farklı anlamlar taşır. Örneğin şirketlerin pivot yapması diye bir şey vardır. Çokça duyarsınız startupların, girişimlerin, büyük şirketlerin pivot yapması diye bir şey vardır. Bu iş kolunu değiştirmek demektir. Şirketin yaptığı işin özelliklerini bir miktar değiştirmek farklı bir noktaya doğru gitmektir. Mesela şirket bir üretim yapıyordur ve bu üretimi toptan satıyordur da toptan yerine perakende çeker. Şirket inşaat yapıyordur. İnşaatı bırakır da tesisat yap veya konut satmaya emlakçılığa doğru kayar. Bu işte iş kolunu değiştirdiği için pivot yapmaya girer. Borsada bizim bahsedeceğimiz, bizim inceleyeceğimiz farklı bir şeydir. Bu genel iş kolları için pivottur. Çok farklı sektörlerde farklı anlamlara da çıkabilir pivot yapmak. Biz borsada pivot yapmayı konuşuyor olacağız. Şimdi bakalım bir, pivot yapma iki ana başlıkla anlatacağım. Öncelikle ilk başlığıyla başlayalım. İyi gidecek bir sektör bulduk diye düşünelim. Çok örnekler üzerinden anlatacağım ki basit anlaşılsın. İyi gidecek bir sektör bulduğumuzu düşünelim. Örneğin ne olsun bu? Otomotiv sektörü olsun. Şimdi bu sektörün iyi gideceğini düşündüğüm için bu sektörün içerisine girdik. Otomotiv sektörüne girerken de hangi şirketi aldık? Örneğin Ford Otomotiv şirketini aldık diye düşünelim. Analizlerini yaptık fakat sonra baktık ki faaliyet raporları ile Temel göstergeleriyle, değerleme ile baktığımızda reel büyüme, inovasyon gibi iyiye giden noktaların iyiye gitmediğini görüyoruz. Veya sektördeki diğer şirketler daha ivmeli, daha kaliteli, daha başarılı şekilde iyiye gidiyor. Ve bizim şirketimiz geride kalmaya başlıyor. O zaman biz burada pivot edip Ford Otomotiv'den mesela Tofaş'a veya, e veya Ford Otomotiv'den Türk Traktör'e veya Ford Otomotiv'den Asus'u olabilir. Geçmeyi bilmeliyiz. Bu aynı sektörün içerisinde şirketimiz kötüye gittiği için iyi yolda yürüyemediği için veya rakiplerinin altında kaldığı için pivot ederek farklı bir şirket öbeğine geçmeyi ifade eder. Mesela burada baktığımızda otomotiv sektörü içerisindeyiz. Daha deminki örneğimizi pekiştirmek için ben ne yaptım? Öncelikle incelemelerimi yaptım, analizlerimi yaptım. Benim otomotiv sektörünün iyiye gideceği noktasındaki analizimi doğru bir şekilde yaptım. Sonra bunların içerisindeki en iyi Ford olarak buldum. Fakat geçen sürelerde açıklanan her çeyrekte her yıllık raporlarda baktığımda birçok farklı noktaya göre şirketimin iyiye gitmediğini görüyorum veyahut diğer şirketlerin daha iyimeli, daha hızlı, daha kaliteli bir şekilde iyiye gittiğini görüyorum. O zaman Ford otomotivden aynı sektör içerisinde pivot ederek Türk Traktörü, Tofaş'a veya Asuzu'ya geçmek bizim pivotumuzun ilk noktasıdır. Bunu kafamızı oturtup analizlerini ve takiplemesini özellikle bir Excel tablosunda olabilir, bir yazılım üzerinden olabilir, bir not defterinde olabilir. Takibini iyi yapabiliyorsak ve içerideki yani doğru bulduğumuz sektörün içerisindeki momentumu iyi ölçerek bu pivotu bu şekilde gerçekleştirebiliyorsak o zaman biz borsada gerçekten çok inanılmaz kazançlara gidebiliriz ve bulduğumuz sektörün hep en iyi kazanç verecek şirketlerine geçiş sağlayabiliriz. Burada pivot illa %100 marjıyla çalışmak zorunda değildir. Ne demek istiyorum? Mesela otomotiv sektörüne 100 lira ayırdım. 100 liralık Ford aldım. Ford'un iyiye gidişi olmadığını veya Tofaş'ın daha hızlı iyiye gidişi olduğunu gördüğümde 100 liralık Ford hissemi satıp 100 liralık Tofaş hissesi almak zorunda değilim. Bu 100 liralık hissemin 50'sini satıp 50'sini tofaşa geçip 50-50 yapabilirim. Sonra tofaşın hala iyiye gittiğini görürsem bir 30 liralık tofaş daha sat, e, Ford satar. Tofaşa geçiririm. Bu sefer 20 Ford'um yani %20 Ford, %80 tofaş yaparak yüzdesel bir pivot da yapmam mümkün olacaktır. Özellikle de ilk başlarda bu pivot mantığına, stratejisine çok hakim değilseniz daha oransal gitmeniz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi burada şöyle bir noktada oluyor. Sektör yanlışsam. Tabii ki eğer sektör yanlışsa oradan da pivot edebiliriz. Yani otomotiv sektöründen işte içecek sektörüne, gıda sektörüne, demir çelik sektörüne de pivot edebiliriz. Ama artık bu bizim iyi analist olmadığımızı veya yeterli bilgimiz olmadığını gösterir. Daha da derinleştirirsek bunu zamanlama işte doğru zamanda mı alalım doğru zamanda mı satım yapıyorum lokalde durumlar ne globalde durumlar ne gibi diğer etmenleri de çeker ama biz bunların hepsini yani doğru zamanda alamıyorsak doğru zamanda satamıyorsak globalde lokalde durumlar buna uygun değilse işte sektörümüz iyiye gitmiyorsa bunların hepsi bir arada oluyorsa bizim artık burada pivotu uygulamaktan ziyade önce seçimlerimizi doğru yapmak doğru bir temele doğru bir mantığa doğru bir eğitime uydurmamız gerekiyor yani ben otomotiv sektörü iyiye gidecek deyip onun içerisinden Ford'u alıyorum ama bırakın Ford'u tüm otomotiv sektörü kötü doğru gidiyor hatta lokalde ve globalde tüm borsa kötüye doğru gidiyorsa orada pivot yapmak da sizi kurtarmayacaktır. Orada doğru bilgiyle doğru zamanlama ve sektörü bulma becerisi edinmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim diğer noktamıza ikinci pivot noktamıza. Buna da fiyatlama pivotu diye aslında alt başlığı ayırabiliyoruz. Yine analizlerimizi yaptığımızı düşünelim Aynı örnekten gideceğiz. Analizlerimizi çok güzel bir şekilde yaptık. Otomotiv sektöründeyiz ve Ford Auto'yu iyi bir şekilde bulduk. Neye göre iyi şekilde bulduk? İşte değerlemelerine göre, temel analizine göre, geleceğe yatırımına göre, temettü büyümelerine göre vesaire vesaire. Ford Otomotiv'i iyi bulduk ve içerisine girdik. Ve içerisine girdiğimiz zaman bir Ford'un iki tofaş ettiğini düşünelim. Mesela şu anda ne oluyor? 250 lira olduğunu görelim. Ya da Türk Traktör üzerinde bakalım. Mesela Türk Traktör 400 lira. Ford Otomotiv de 800 lira diyelim. Şu anda bir Ford iki Türk Traktör ediyor. Bunu kafamıza kodladık. Şimdi bir Ford'un iki Türk Traktör ettiğini biliyoruz. Ve aldık. Sonrasında artık bir Ford'un 4 Türk traktör ettiğini görelim. Örnek ya üzerinden gidelim. Yani bir Ford 4 trak Türk traktör etmesi için mesela Türk traktör 500 liraya gitmiş olsun. O zaman Ford otomotiv 2000 lira olacak. Şimdi ne oldu? Başlangıçta bir Ford otomotiv 2 Türk traktör ederken şu anda bir Ford otomotiv hissesinin fiyatı 4 Türk, Türk traktör hissesi ediyor. Demek burada Ford otomotivden Türk traktöre geçiş bir pivottur ve yapılabilir. Tabii ki burada çok önemli etmenler var. Birazdan onlara değineceğim ama ne demek istiyorum. Şimdi 1'e 2 marjıyla başladıktan sonra 6 ay 1 sene sonra 1'e 4 marjına geliyorsak ve ikinci kıyas aldığımız şirket yani Türk Traktörün de hisse fiyatı batmaya çökmeye gitmeyip de o da bir miktar ilerlemeye devam ettiği halde Ford Otomotiv çok ciddi ivmeleniyorsa o zaman bu pahalılandığı için Ford Otomotiv hissesinden Türk Traktörü hissesine pivot etmek, geçiş yapmak çok mantıklı olacaktır. Tabii ki yıldızlı olarak alt başlıkları şunlardır. Karlılıkları, büyümeleri, değerleme sonuçları, gelişmelerinin aynı oranda olduğu koşulda yoksa şirket ekstra iyiye gittiği için fiyatlanıyorsa bu normaldir ve çıkmaya gerek yoktur. Mesela bir Ford otomotiv 4 Türk traktör ediyordur. Çünkü Türk traktör karlılığını %50 arttırırken Ford otomotiv %150 arttırıyordur. İşte Türk traktör öz kaynak karlılığını %50, %30, %40 arttırırken Ford Otomotiv bunu 3'e, 4'e, 5'e katlıyordur. Türk Traktör %10 reel büyürken Ford Otomotiv %80 reel büyüyordur. O yüzden aradaki fiyat farkı açılarak bir Ford 4 Türk Traktör ediyorsa evet o zaman bu mantıklıdır ve pivot etmemize gerek yoktur. Ama büyümeler hemen hemen aynıysa, reel büyüme aynıysa, bilançolardaki büyüme aynıysa, sektör içerisindeki gidişatları aynıysa, çarpanlar marjında hemen hemen aynı oranlarda devam etmelerine rağmen şirketin fiyatı 4'e katlıyorsa ki bunu zaten çarpanlardan anlarsınız. Aslında orada bir gaf yapmış oldum. Çünkü şirketin fiyatı çağrından orantısız artıyorsa bunu ilk gösteren şey buradaki çarpanlar olacaktır. O yüzden biz çarpan analizi yaparak sektörün en iyisini hep bulmaya çalışıyoruz. Aslında iyi bir sektör analizi piyasa çarpanı analiziyle sektörün zirvesine gitmeye çalışmak ve bunu başarmak aslında kapalı bir şekilde bir pivot yapmayı da bizlere getirmiş olacaktır. Bu noktayı da tekrar ifade etmek istiyorum. Demek ki bizim elimizde iki noktada pivot vardır. Bunlardan bir tanesi fiyatına oranla yapılan pivot. Bir tanesi ise şirketin gidişatı ilmesine oranla, inovasyonuna, reel büyümesine oranla yapılan pivot olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunları iyi yapabilirsek ve biraz da alt mantığımız, alt bilgimiz, eğitimimiz varsa, yani doğru zamanda, doğru şirkete girebiliyorsak, doğru sektörü tespit edebiliyorsak, ondan sonra içeride yaptığımız pivotlarla karımıza kar katmaya başlayacağız. Çünkü mesela son 5 senedeki Türk Traktör, Ford Otomotiv, Asuzu ve Karsan'ın getirilerine bakarsanız demek istediğimi anlayıp bileceksiniz. Otomotivin içerisinde çok ciddi ivmelenen şirketler var. Bir de onların içerisinde pivot yaparak en iyisini bulup onun içerisinde kalabilirsek o zaman gerçek manada üst düzeye getirileri elde edebiliyor olacağız. Yine bunun aynısını demir çelikte yapabilirsiniz. Bunun aynısını işte kimyasal maddelerde yapabilirsiniz. Aynısını bankalar tarafında yine bakabilirsiniz örneklerinizi kuvvetlendirmek açısından. Videomuzun sonuna geldik. Katıl tarafına kayıt olmayı, kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğitimler için kanala destek vermeyi lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.